Merhaba millet, Coin Mühendisi'ne hoş geldiniz. Bugün TON projesinden bahsedeceğiz. Projenin avantajlarını uygulamalı olarak göstereceğiz. TON Coin market hacmi bakımından son zamanların en iddialı kripto varlıklarından biri oldu. O yüzden bunun nasıl bir proje olduğunu anlamanız çok mühim. Bu durum yeni kazanç fırsatları sunabilir hepimiz için. Bu arada daha fazla proje tanıtımı için Coin Mühendisi kanalına abone olup bildirimleri açtığınızdan emin olun. Çünkü zamanlama bu piyasada para kazanmak isteyen herkesin dikkat etmesi gereken yegane şey. Market sıralaması bakımından ilk 10'da olan TON Coin'in web sitesine birlikte giriş yapalım. Direkt TON.org'dan da girebiliriz. Teknik kısımlarla sizi boğmak istemeyiz. Sonuçta amacımız para kazanmak. Ama projenin kökeninden biraz bahsetsek iyi olur. İlk başta açılımı Telegram Open Network olan bu coin, adından da anlaşılacağı gibi Telegram ekibi tarafından oluşturuldu. Daha sonra bağımsız bir topluluk olan The Open Network tarafından devralındı. Şu anki ismi ise The Open Network. Projenin amacı da aslında öyle tek bir şeyi kapsamıyor. Çok yönlü bir proje. Biraz daha teknik kısımlardan bahsetmek gerekirse proje bir Proof of Stake Layer 1 projesi. Layer 1 projeleri bildiğiniz gibi üzerine yeni projeler inşa edilmeye müsait yapılar oluyor. En temel anlamıyla Layer 1 projelerinde işlem sayıları oldukça fazla olduğundan bir Layer 1 projesinin yapabileceği en iyi şey bu sıkıntılı ağ problemlerinin önüne geçmektir. Şu son Solana meme coin trendinde Solana ağının ne kadar tıkanıklık yaşadığını hepimiz gördük. Veya daha önceleri Ethereum'daki aşırı uçuk gaz ücretlerini de hepimiz biliyoruz. Bu yeni bir şey değil. İşte TON tüm bunları kökünden çözme potansiyeline sahip. Ayrıca proje hem bireysel kullanıcılar hem de merkeziyetsiz uygulama geliştiricileri için bir alternatif sunma peşinde. Bireysel kullanıcılardan kastım, TON altyapısıyla bağımsız bir cüzdan oluşturabilirsiniz mesela. Birlikte de birazdan oluştururuz. Hatta Telegram'la entegre cüzdan bile oluşturabiliyoruz. Onun dışında biraz önce de söylediğim gibi kripto para transferleri sırasında inanılmaz çözümleri var. Bu transferler esnasında en can sıkıcı şeyler maliyet, hız ve bir de ağdaki yoğunluk nedeniyle tıkanmalar oluyor biliyorsunuz. TON bu problemlere çözüm niteliğinde. Cüzdanlar kısmını iyice kurcalayacağız zaten. Ama TON bununla da kalmıyor. DeFi, GameFi veya DApp'ler yani merkeziyetsiz projeler diyelim genel olarak bunları geliştirebileceğiniz bir altyapı da sunuyor. Dediğim gibi Telegram tarafından desteklenen bir proje olduğu için oyunlarınızı, uygulamalarınızı Telegram'a entegre de edebiliyorsunuz. Buradaki videoda da gördüğünüz gibi. Destekçilerine baktığımızda en başta Telegram'ı, bazı büyük borsaları ve çeşitli fonlama oluşumlarını görebiliyoruz. Açıkçası burada fark yaratan isim elbette Telegram. Çünkü bildiğiniz gibi her gün kullanıcı sayılarını biraz daha büyüten bir platformdan bahsediyoruz. Özellik, gizlilik ve seçenek bakımından rakiplerinin birkaç adım önünde olduğu açık. Telegram tarafından basit bir fonlama desteği de değil bu. Yukarıda gösterdiğim gibi cüzdan entegrasyonlarından merkeziyetsiz oyunlarınızı test edebileceğiniz alanlara kadar müthiş bir uyum var. Şimdi bu cüzdan kısmından kendimize bir cüzdan oluşturalım ve neler oluyormuş görelim. Wallet kısmına tıkladığımda beni hemen Telegram'a yönlendirdi. Telegram'ı açıp botu başlat dediğinizde saniyeler içinde cüzdanınız oluşuyor. Oldukça kolay bir süreç gördüğünüz gibi. Cüzdanı aç diyelim. Burada çeşitli ödüllerden ve TON coin tutmak koşuluyla faydalanabileceğiniz şeylerden bahsediliyor. Dönemlik fırsatlar oluyor bunlar. İnceleyebilirsiniz. Karşımıza çıkan bu ekran aslında hiç de yabancı olmadığımız bir arayüz. Diğer cüzdan uygulamalarından pek de farklı gözükmüyor. Buraya istediğiniz seçenekle para yollayabilirsiniz. Bankadan da Apple Pay veya Google Pay ile de hatta P2P marketten bile para yatırabilirsiniz. Para yatırma konusunda oldukça işlevsel. Tabii biz kriptocular olarak geleneksel bankacılık sistemindense direkt bir ağ üzerinden atmayı yeğleriz. En yaygın transfer metodu olan TRC20 ağ ve TON'un kendi ağı mevcut. İlla TON ağını kullanmak zorunda değilsiniz yani. Şimdi ben de buraya TON ağını kullanarak sıfır kesintiyle bir 10 dolar atmak istiyorum. Attım. Bakalım gelmesi ne kadar sürecek. Işık hızında geldiğini söyleyemem ama yine de diğer ağlardaki deneyimlerimle kıyasladığımda kabaca aynı. Bir de kesinti yapmadılar, o açıdan iyiydi. Peki bu dolarlarla burada ne yapabiliriz? Bu cüzdan sadece birikim amaçlı mı kullanılacak? Veya Bitcoin ya da TON saklama yeri mi? Aslında arkadaşlar bu kısımda çok da ilginç bir şey yok. Klasik bir cüzdan.
Ama sağ üstteki 3 noktaya tıklayıp ayarlar kısmına gelirsek, beta aşamasında olan Tone Space'i aktif hale getirebiliriz. Bu noktada e-posta onayı yapıyoruz. Böylece bir çeşit hesap güvenliği de sağlamış oluyoruz. Onayımızı da yaptıktan sonra böylesine bir cüzdan görüyoruz. Burası tamamen Tone Coin ile ilgili bir yer. Buradan staking yapabilir, hatta olası kazancınızı dahi hesaplayabilirsiniz. Üstelik altta gördüğünüz gibi burada NFT'lerinizi de saklayabilirsiniz. Bu wallet başlangıç seviyesi bir cüzdan olarak burada kategorize edilmiş. Daha komplike olan cüzdanları da kullanabilirsiniz. Hatta bir uygulama geliştiricisiyseniz de yine kullanabileceğiniz cüzdan metotları var. Şimdi burada vurgulamak istediğimiz şey aslında bu projenin ne kadar işlevsel olduğu. Uygulama geliştiricileri için opsiyon çokluğu müthiş bir gösterge. Uygulama geliştirme kısmına da biraz bakalım. Bir uygulama geliştiricisi değilim ama yine de Telegram'a yönlendiren kısımlar olduğu için bir göz atalım. Burada yine uygulamayı eklerken Telegram'ı kullanıyoruz veya diğer uygulama geliştiricilerle iletişim kurmak için yine bir Telegram grubu mevcut. Şimdi tekrar bir ana sayfaya dönelim. Biraz önce aşağıdaki iki butonun ne işe yaradığını görmüş olduk. Biri cüzdan bağlama süreci için, diğeri de uygulama geliştirmek için kullanılabilir butonlar. Bura zaten sizi gerekli sayfaya yönlendiriyor. Üst kısma tıkladığımızda Tone projesinin bize sunduğu diğer opsiyonları da görebiliyoruz. Domain almak gibi. Buradan .ton uzantılı domain satın alabilirsiniz. Bunu yaklaşık bu fiyata gerçekleştirebiliyormuşuz. Makul bir fiyat. The Open Leaks ise Tone Coin tutanlara veya bu network'te işlem yapanlara mesela NFT alıp satmak gibi yine çeşitli ödüller kazanma fırsatları sunuyor. Mart ayı boyunca 2.8 milyon dolarlık Tone Coin dağıtımı olmuş mesela. Bu ödüller proje geliştiricileri için mesela. Haliyle proje geliştiricilerini zamanla bu platforma daha da fazla çekebilir. Airdrop kısmında da yine çeşitli kriterleri karşılama şartıyla airdroplara katılma şansınız olabiliyor. Kısacası bu ağda işlem yapmaya teşvik etmeye çalışıyor platform. Bu kısmı işlevsel kullanabilmek için tarayıcınıza bir eklenti olarak ekleyebileceğiniz şu cüzdanı kullanabilirsiniz. Bunu da nasıl kurabileceğimizi adım adım hızlıca anlatalım. Tıkladığımızda zaten direkt bizi Chrome'un web mağazasına yönlendirdi. Buradan direkt ekle diyoruz. Eklendikten sonra sağ üstten üstüne basıp yeni cüzdan seçeneğine tıklıyoruz. Burada bize 24 adet kelime veriliyor. Bunları bir kağıda yazıp saklamanız gerekecek. Hesabınızı başka tarayıcıdan açmaya çalıştığınızda veya şifrenizi unuttuğunuzda bunlardan faydalanacaksınız. Ama dijitale not almanızı önermeyiz. Kağıda yazmanız ve kimseyle paylaşmamanız çok önemli. Devam et dediğimizde ve şifre belirlediğimizde cüzdanımızı kullanabilir halde buluyoruz. Tone projesinin bireysel kullanıcılar için veya proje geliştiricileri için ideal bir ortam haline geldiğini görüyorsunuz. Diğer yandan sosyal medya hesapları da bir o kadar aktif konumda. Gerek Twitter, gerekse Telegram. Tone Coin'e dair aklınızda genel bir resim olmasını istedik. Sorularınız olursa yine yorumlar bölümünde bizlere sorabilirsiniz. Gerekirse Open Leaks kısmına daha detaylı bir bakış atabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.